Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bitenler 2016 kış videomla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Önümdeki ilk ürünle başlıyorum. Estée Lauder'ın çift fazlı göz makyajı temizleyicisi. Aslında tam olarak bitmedi, dibinde hala biraz var ama yine de yani en fazla bu 1-2 kullanımlık. O yüzden bitenleri şimdiden eklemek istedim. Bu ürünü ben satın almadım. Sevgili arkadaşım Sebi Bebi'nin bana o yılbaşında aldığı kocaman setin içerisinden çıkmıştı. O dönemde göz makyajı temizleyicim bitmişti ve çok heveslenmiş bir şekilde bu ürünü kullanmaya başladım. Göz makyajınızı çıkarma performansı bence birçok uygun fiyatlı muadilleriyle aynı, performans açısından hiçbir fark yok. Yani ekstra bir hızlı çıkartma gibi bir özelliği yok. Ama birçoğumuzun yine çok dikkat ettiği, özellikle göz makyajı temizleyicisi satın alırken dikkat ettiği bir problemi var ki bu ürünün maalesef kişisel olarak kendi deneyimimle benim gözlerimi çok yaktı. Aynı zamanda da çok kuruttu. O yüzden çok severek kullanamadım. Zaten kendim satın almamıştım. Dediğim gibi setin içerisinden çıkmıştı ama memnun da çok fazla kalmadığım için, ki ben Estée Lauder'ın birçok ürününden çok memnunum ama göz makyajı temizleyicisini sevmediğim için kişisel olarak satın almam. Şimdi neyle devam edeyim? Araya bir tane hadi kozmetik olmayan bir şey koyayım. Daha önce de bahsetmiştim, birçok favoriler videomda da bahsetmiştim. Instagram postlarıma da koymuştum. Atelier Rebel'ün mumlarına gerçekten bayıldım. Bendeki Yaseminlisi şöyle söyleyebilirim. Birçok mumda, birçok markanın farklı mumlarını kullandım ve ben en dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi tabii ki koku performansı. Sadece mum kendini mi kokutuyor yoksa ortamı kokutmayı başarabiliyor mu? Bu çok önemli mum satın alırken. Bir de tabii ki ürün kaybı yaşamamanız çok önemli. Bazen ne oluyor? Fitilleri çabucak eriyor ama dipte neredeyse şöyle size bir hafta 10 günlük aslında kullanılacak kadar mumun kendisi kalıyor. Bu da çok önemli. Atelier Rebel ikisinden de, iki şartımdan da benden tam anlamıyla 10 puan aldı. Asla kendini değil, tamamıyla o küçücük boyuyla bütün ortamı kokutan, aynı zamanda da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ürün kaybı yaşamadığınız bir mum. O yüzden çok severek kullandım. Ufak olduğuna bakmayın. Daha önce satın aldığım birçok o koca koca mumlardan çok daha yüksek performans gösterdi. O yüzden mutlaka diğer versiyonlarına da bakacağım ve çok da severek kullandım. Sizlere tavsiye ediyorum. Neyle devam edelim? Haydi, daha önce favorilerime koyduğum fakat şu an çok favorim olmayan bir üründen bahsedeceğim. Daha önceki favoriler videomda H&M'in bu vücut peelingini size çok överek bahsetmiştim. Kokusu muhteşem demiştim. Parfümünü hatta satın almak istiyorum demiştim. Keseleme işlemi çok belki sert değil ama yine de onu hissediyorsunuz. Daha jöle kıvamında bir vücut scrub'ı peelingi demiştim. İlk dönemlerde kullanırken hala o söylediklerim geçerliydi. Fakat son zamanlarda ya ben duşta içerisinde, yani kapağını açık bıraktığım, içerisine su girmiş olabilir bilemiyorum ama son zamanlarda kapağını açtığım anda içerisinden o kadar kötü bir koku geldi ki size, patlamış mısır gibi kokuyor. Hala şu an kapağını açtım. Çok kötü bir koku geliyor. O yüzden son kullanma, yani açtıktan sonraki kullanım süresine de baktım. 6 ay diyor. Zaten 6 ay olmamıştı ben bu ürünü alalı. O yüzden kokusunun değişmesi sebebiyle, ki zaten benim bu ürünü sevme sebebim kokusuydu her şeyden önce. Kokusunu değişmesi ve çok kötü bir patlamış mısır koktuğu için maalesef ve maalesef H&M'in vücut peelingini artık o kadar çok sevmiyorum ve bir daha da satın alacağımı zannetmiyorum. Şimdi madem bir olumsuz bir peelingden bahsettim, o zaman size çok beğendiğim yeni keşfim olan Oriflame'in Swedish Spa vücut peelinginden bahsedeceğim. Bu peeling, ben şey peelingleri çok sevdiğimi fark ettim. Uyguladıktan sonra ekstradan cildinize duşta vücut kremi, duşta vücut yağı ya da sonradan duştan çıktıktan sonra krem sürmenizi gerektirmeyecek, zaten hali hazırda kendi yapısı yağlı olan ve vücudunuza su tuttuktan sonra cildiniz böyle pamuk gibi, bebek gibi yapan peelingleri normal standart peelinglere göre çok daha sevdiğimi fark ettim. Bu Oriflame'in Swedish Spa vücut peelingi de aynı şekilde. Kokusunu size anlatmam biraz zor. Çok taze, çok tatlı, böyle meyvemsi ama aynı zamanda böyle vanilya gibi de bir kokusu var. Yapısı daha şekerli bir peeling. Bahsettiğim gibi yağlı bir peeling olduğu için uyguladıktan sonra ve vücudunuzu arındırdıktan sonra cildinizde tamamıyla o yağın bütün vücudunuza yayıldığını hissediyorsunuz ve hiçbir şekilde ya duşta ya da çıktıktan sonra ekstradan bir krem sürmenize gerek kalmıyor. O yüzden yeni favorim Oriflame'in bu peelingi. Bittikçe de mutlaka satın alacağım. Size de tavsiye ediyorum.
Ve de araya bir tane maskara katalım. Hatta iki maskara anlatacağım size bugün bitenlerde. Bir tanesi NYC markasının Big Bold Volume maskarası. Yine çok büyük umutlarla satın aldığım. Ben biliyorsunuz daha önceki videolarımda bahsetmişimdir. Daha çok plastik fırçalı maskaraları sevdiğimden bahsetmişim. Kıl fırçalar yerine. Gerçi artık birkaç tane kıl fırçalı maskara kullanmaya başladığımdan beri o görüşüm de değişti açıkçası. Yine seviyorum plastik fırçaları ama kıl fırçalara da artık o kadar uzak değilim. Bu maskarayı neden çok beğenmedim? Yine bildiğiniz gibi maskara satın alırken dikkat ettiğimiz ya da ben bu maskarayı sevmiyorum dediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi maskaranın çok fazla ıslak olması. Bazıları zamanla kullandıkça hafif kurumaya başladıkça çok güzelleşiyor, tam kıvama geliyor. Ama ben ne yaptıysam bu maskarayı hiçbir şekilde kıvama getiremedim. Hep çok ıslak oldu, hep kirpiklerimi çok fazla birbirine yapıştırdı ve kaşıma kadar ki bölümlere kadar hep bulaştı, akma yaptı. O yüzden bu maskarayı beğenmedim. Aklınızda olsun. Eğer kirpikleriniz benim gibiyse ve sizin maskaradaki duruşunuz benim sevdiğim gibiyse bu maskarayı sevmezsiniz. Ama bu maskarayı seversiniz. Daha önce de birçok videomda görmüşsünüzdür. Maybelline'in The One by One maskarası. O kadar çok bitirdim ki bu maskaradan. Belki bir önceki, birkaç tane önceki bitenler videomda ve favoriler videomda da bahsetmişimdir ama bu videoyu yeni izleyenler varsa benim en favori maskaralarımdan ve uygun fiyatlı maskaralarımın başında geliyor bu ürün. Plastik bir fırçası var ama kirpiklerinizi tek tek çok güzel şekilde yakalıyor. Aynı zamanda şöyle göstereyim, yumuşak da bir fırçası olduğu için çok rahat şekilde kirpiklerinize şekil verebiliyorsunuz. Böyle kazık gibi sapsert değil, gözünüzü de acıtmıyor. Çok uzun süre kullandım ben bunu. Her zaman da almaya devam edeceğim. Uygun fiyatlı bir maskara kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi araya bir tane şampuan katayım. İki tane bugün size şampuandan bahsedeceğim. Bir tanesi Organix'in, evet Organix'in Spa Collection serisinden Sea Mineral, deniz mineralli nemlendirme özelliği olan şampuan. Ben bu ürünü geçtiğimiz Ağustos ayında satın aldım. Hem kremini hem de şampuanını aldım. Kremlerde özellikle, önce kreminden bahsedeceğim. Kremi şu an burada yok çünkü hala bitmedi. Bitiremiyorum çünkü niye bitiremiyorum? Ürünün ambalajı o kadar çok sert ki, kremin de yapısı o kadar çok yoğun ki sıkarken banyoda çok fazla zorlanıyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen yoğun kıvamlı saç kremlerini bu kadar sert ambalajlara koymayın. Gerçekten uygulaması çok zor oluyor. Artık bir süre sonra ay kremi uygulamayayım, maske uygulayayım onun yerine diyorsunuz. Kremi hala neredeyse ağzına kadar dolu. Çok sert olduğu için kullanamadığımdan, dökmesi çok zor olduğundan daha öncesinde şampuanını bitirdim. Şampuanı gayet güzel. Köpürme performansı bence beklediğimin de çok üstünde. Genelde böyle organik, işte içerisinde sülfat, paraben vesaire barındırmayan şampuanları aslında çok fazla köpürmesini beklemiyoruz. Ama bu şampuan hiç öyle değil. Azıcık bile aldığınızda gerçekten çok iyi şekilde köpürüyor. Bir tane ambalajını bitirdim. Daha sonra başka şampuanlar kullandığım için ikincisini almak fırsatım olmadı. Ama saçıma verdiği hissiyat güzel, saçımda yağlandırma yapmaması, kepeklenme yapmaması, kaşındırmaması bunlar önemli özellikler benim için şampuan tercih ederken. Bunların hiçbir tanesini yapmadı. Açıkçası memnun da kaldım. Nemlendirmesinin yanında benim saçıma daha çok hacim verdiğini hissetmiştim ben bu şampuanı kullandığımda. O yüzden memnun kaldım. Elimdeki şampuanlar bittiği zaman tekrar kesinlikle şans verebileceğim bir ürün bu. Araya bir tane duş jeli sokuyorum. Aslında duş jeli değil, duş köpüğü. Imperial Leather diye tahmin ediyorum çünkü birkaç tane ürünün üzerinde isim yazıyor. Herhalde budur markası. Bana bu Watson's'dan hediye gelmişti. Şöyle ki, bu ürünü alırsanız çok uzun süre azıcık lifinize sıkarak çok çok uzun süre kullanabilirsiniz. Çünkü inanılmaz derecede bereketli bir ürün. Azıcık alıyorsunuz ve çok çok fazla köpürüyor. Açıkçası o uzun süre kullanımı, köpük yapısı, vücutta kuruluk yapmaması, çok güzel şekilde dağılmasını çok sevdim. Ama kokusu bana çok ağır geldi. Yanlış hatırlamıyorsam evet böğürtlen ve yabani incir özlü bir aroması var. Ben yabani inciri çok hissetmedim tabii ama ağırlıklı olarak böğürtlen kokuyor. Ben çok böyle böğürtlen kokan ürünleri biraz böyle araba kokusuna benzetiyorum. Daha önce de yine Watson's'ın bir tane peelingi vardı, vücut peelingi. Performansına bayılmama rağmen o nar kokusu beni çok fazla rahatsız etmişti. Çünkü çok suni geliyor bana kokuları. Daha hafif kokular bence duşta daha dinlendirici oluyor insan için. Dolayısıyla bana kokusu çok baskın geldiği için ne kadar çok uzun süre kullanım kolaylığını sevsem de, yapısını, kurutmamasını, o verdiği yumuşaklığı çok sevsem de kokusu nedeniyle satın almayacağım bir ürün diye düşünebilirsiniz bunu da. Yine bir şampuandan devam edeyim. Kerastas'ın Bane Force
şampuanı, aslında buna çimento serisi de deniyor. Daha çok hepimiz çimento serisi olarak aşinayızdır buna. Maalesef ve maalesef ki artık üretilmeyecek bir şampuan. Çünkü bunun yerine daha önceki favorilerimle bahsettiğim Kerastase'ın son çıkarttığı koyu yeşil serisi artık geldi. Ben bunu kuaförden satın aldım. Bir tane kalmıştı hatta ellerinde. Bakım maskesiyle beraber aldım. Kuaför de dedi zaten, Merve Hanım bir daha bu ürün gelmeyecek, artık son dedi. Araştırmalarıma göre gerçekten de öyleymiş. Artık koyu yeşil seri bunun yerine geçmiş. Ama bana sorarsanız iki seriyi de kullandım. İkisi de güzel evet, ama çimento serisinin yerine hiçbir şey tutamaz diyorum. Hep söylüyorum bunu. Çünkü bu yeni çıkarttığı seri çok 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 fazla saçınızı nemlendirdiği için ince telli ve yıpranmış saçları biraz sündürüyor ve çok olduğundan çok daha zayıf ve az gösteriyor. Ama çimento serisinde böyle bir şey yok. Saçınızı hem çok güzel nemlendiriyor, aynı zamanda da saçınıza çok güzel bir volüm katıyor. Keşke devam etseydi. Eğer aralarda kuaförlerde bulursam ellerinde bir tane kalan falan, mutlaka alıp stok yapmak istiyorum. Önümüz yaz çünkü. Bu tarz kuvvetli ve saçları kuvvetlendiren bir şampuana da ihtiyacım var çünkü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmına tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini ekliyor olacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş, stil ve bu tarz bitenler videoları için, yani yeni videolardan haberdar olabilmek için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.